Nazar ve Aykut buradalar. Nazar'ın ablası Sultan burada. Aykut'un babası Sinan Bey burada. Sinan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Sultancığım hoş geldin hayatım. Nazar'ın ve Sultan'ın babası Hasan Bey çok kısa ve net konuştu. Ne mi dedi? Buyurun. Nazar senin gelinin değil ki elin öpecek. 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 Aynen öyle. Gelinin falan değilim. Elini şimdi de asla şimdi bu etmem. Dün izleyememiş olanlar için hemen açıklamam lazım. Dün Aykut dedi ki Nazar'la birlikte gideriz. Nazar'ın babası Hasan Bey'in elini öperiz. Ne var bizi kapıdan mı kovacak dedi. Ama Sinan Bey'den hiç beklemediğim bir tepki geldi. Sinan Bey dedi ki benim elimi karına öptürebildin mi ki sen? Karın lafını da kullanma yanındakine. Benim elimi yanındakine öptürebildin mi ki dedi. Oraya gideceksin. Bunun üzerine Hasan Bey'den bu cevap geldi. Nazar senin gelinin değil ki elini öpsün. Sen de doğruladın babanın dediğini. Evet elini öpmem. Gelini kayınpeder olarak görmüyorum. Beni gelin olarak görmeyeni ben de kayınpeder olarak görmüyorum. Elini de hayatta öpmem yani. Şimdi Seda Hanım. Gelin olarak görmüyor. Evet gelin olarak görmüyorum. Bir kayınbaba bir kaynana. Oğlun eşine hem kızıdır hem gelinidir. Doğru. Şimdi ben yaşlandım. Eşimle beraber yaşlandım. Gittim oğlum yanında bir hafta 10 gün kalmaya. Evet. Bu beni kapıdan içeri almaz kapıdan. Ne sandın? Ben oğlumu zaten oğluma anlatamıyorum bunu. Ha, bu beni kapıdan içeri almaz. Almam niye alayım ya? O zaman sen ben gelin ne yapacağım? Sen onun zor zamanlarında ona bakmadın mı? O zaman sen ben gelin ne yapacağım? Sen onun zor zamanlarında onun yanında oldun mu da ben senin zor zamanında onu yanında bu hale leylekler mi getirdi? Onu bu hale leylekler mi getirdi? Leylekler mi getirdi. Babaannesi ya büyütmüş. Babacığım şimdi beni leylekler getirmedi tamam eyvallah. Ama bir yaş bir şey olarak bu yaşıma kadar geldi. Ya oğlum senin karın bana bakmaz yaşlandığım zaman bakmaz. Ya niye o bakıyor? Zaman niye? Sen de bakmaz. Bir dakika bak düşmanlık yapma da babalık yap. O da gelsin elini öpsün. Hey, senin hiç ben iyi... ne el öptüreceğim adam? İyi tarafını ne görmedi. Senin değildir. Ne el öptüreceğim? İyi tarafını görmedi ki. Ya oğlum geçen sen kalktın git. Kalktı gitti yanından. Gittin elini öpüyün yüzünü öpüyün. Geri gel. Sen kalk git bayım mı senin yanına gelecek mi aynı şeyde? Gelir niye gelmesin baba? Ya bırak git. Gelirmiş. Öyle niye gelecek? O beni göndermez bile. Hadi ben bir hata ne yaptım oraya kadar gönderdim. Eder, ne beni? İkiniz de etmezsiniz bizi. Aynen öyle. O zaman başka dünyalara göçüp gideceksiniz. Adamına göre muamele. He adamına göre adamına muamele. Adamına göre. Şimdi Sinan Bey. Aykut'la Nazar gidip Hasan Bey'in elini öpseler. Öpemez abla öpemez. Benim oğlum öpemez. Öperse kıyamete kopardırım. Nereye öpüyor? Öpecek. Aykut benim sen benim elini öpmedin sen o babasının elini öper. Aykut benim babamın elini öper. Öpemez. Ama ben Aykut'un babasının elini öper. El attıktan reddeder. Öpsün de göreyim hadi. Hayır. Öpsün de göreyim. Öpsün de gör. He. Öpsün de gör. Öpsün de göreyim hadi. Sen de oradan bak, ben böyle. Bak sen o zaman benim eşimi kabul edeceksin. Diyeceksin tamam biz onaylıyoruz sizin evliliğinizi diyeceksin. Bu saygısızlık da ortadan kalkacak. Elinizi de öpeceğiz. Bayramlarda da yanınıza geleceğiz. Tabii. İleride Allah nasip ederse beni doğru sevdireceğiz. Sen bu günleri görmek istemiyorsun mu ya? İleriyi göremiyorsun sen. Siz ya nasıl ileriyi göremiyorsun? Göremiyorsun. Niye göremiyorsun? Oğlum mil ermiş senin gözüne. Mil mil. Mil inmiş senin mil gözüne. Değil, göremiyorsun. Aşk aşk. Benim gözlerimdeki aşk. Başka bir şey değil. Aşk gözü kör etmez. Eder niye etmesin? Etmez. Aşkın... Yanındakini göremiyorsun işte. Sen de kör kim? Olmuşsun. Onun için mi gayet görüyor? Görüyor beni. Aynen. Gayet görüyor beni. Sizinki sevgiyse o zaman bizimki hiç. Ya zaten hiç yok. Ya, hiç sevgi zaten. Olmayan bir sevgi yok. Yok zaten sizde. Yok yok. Ya nereden biliyorsun? Cepciye geliyor ya. Boşuna gitme. Bak Seda abla ne diyor? Bu çocukları hayatta alır. Niye almaz? Aldırtma. Doldurma adamı. Doldurma. Alır öyle de bir alır ki. O kapının eşikliğinden içeriye giremezsin sen. Girerim vallahi. Giremezsin. Evet. O adamın yumuşaması lazım. Sen kimsin? Aykut'un annesi misin? Neysin de sen ben Aykut'un hiçbir şey değil. Sen kimsin? Tamam. Annesi... O kapıya giremez o Aykut. Kendini ne? Aykut'la giremezsin o acaba. Ben annem sen annem kendini ne görüyorsun acaba? Sen kendini ne görüyorsun? Aykut'un hiçbir şeysin. He? Bana da kaynanalık da yapamazsın. Sen kendini yapacağım, ne sanıyorsun tamam ya? Mı? Yapacağım. Hangi dünyasında yaşıyorsun? Yapacağım. Şimdi benim dünyam çok kabul büyük. Etmediğin evlilikte nasıl kaynanalık yapıyorsun görüp ya? Görüp bakayım. Hasan Bey yine durdu öyle bir laf söyledi ki ortalık karıştı. Bir daha ver ne mi dedi? Buyurun. Nazar senin gelinin değil ki elin öpecek. Neydi o?
doğru değil. Benim oğlum onun damadı sanki. Elini öpmeye gidecek evet, de o benim damadı, elimi öpmeyecek. Evet damadı, elini de öpecek. Geliyor. Elini geliyor. De öpecek. Sinan'ın oğlundan geliyor. Evliysen gelip elini öpeceksin. Ne öpeceğim ben? Öpeceksin. Ne öpeceğim? Öpeceksin. Gelsin önce bir sen. Ya kabul ettin de öpmedim elini. Kabul et de gelelim öpelim bir elinizi. Bir kapıdan girdiğinde geldiğinde yanaşın mı? Görünen köy kılavuz istemez lan. Ne elim öptüreceğim ya lan? Ne elim öptüreceğim? Ya sen görmedin ki. Neyi gördün baba sen? Görenler maşallah zaten çekiyor. Görenler maşallah çekiyor. Ya adam burada benim evliliğimi kabul etmemiş değil ki. Adam da yallah çekiyorlar. Biz diyor yaşlanınca da bize bakan olmaz diyor. Evlatken kim baktı bize? Aykut sana göre eğer Sinan Bey size iyi davransaydı nazar farklı davranır mıydı? Elini öper miydi? Öpme, neden öpmesin abla? Bu öfkesi niye? Hiçbir iyi yüzünü göremedik ki. Hep bir kavga, hep bir dövüş, hep bir istemiyoruz. İyi insana da iyi davranıyor benim eşim yani. Niye böyle? Kötü bir insan değil benim eşim abla. Adamına göre muamele. Hadi kayınbabası kötü. Ablası canıyım ben onun. Bana ya asıl böyle? Yılanın başı sensin. Ben miyim yılanın asıl yılanın başı sensin. O adam böyle değildi bize karşı. Vay onu sen var. Doldurdun sen. Kıskanıyorsun mutluluğumuzu. Sen sizi mi kıskanıyorsun? Kuduruyorsun ben? İşte. Yaşadın ben? Değil ya kuduruyorsun. Öyle mi? Aynen. Ben senin kaynadan kim olursa olsun kızım sen istenmezsin. Neden? Böyle saygısız ya şuna bak. İkisi de saygısız ya. Gayet de saygılıyız valla. Ya bir git Allah hayır aşkına canım, ya. Hayır biz gayet de. Beni kuyruğuma kimse basmadığından sesin çıkmıyor. Hangisi sana adam alıyor? Basmayın o zaman kuyruğuma kardeşim. Şurada düzgün bir kuyruğuma. Yapma. Gerçek yüzünü döksene. Benim her şeyim ortada valla. Her şeyim ortada. Kartlarım açık benim kusura bakma. Bu da sen de bunu savunup duruyorsun. Tüh. Yarın göreceksin göreceksin. Abla olacak. Bak siz abla. Burada tartışıyorsunuz ya. Ben senin kaynanan olacağım. Kaynanan siz burada onun da tartışıyorsunuz. Hasan Bey diyor ki o haliniz neydi diyor. Görüyorum diyor. Olmayacağını görüyorum diyor. Doğru söylüyor. Şuranın i̇şte şuran olmayacak. Abla. Oldu, biz de olmayacağını görüyoruz. Evet abla benim babam diyor. Benim babam biliyor yani. Ben insan neyin? Olana insan olarak karşısında cevap veririm. Ama karşımdakiler insan değilse kızım, ben de insan değilsem o zaman görmem. Benden doğan da insan değildir. Bırakacağın insana bakacağım. Senden nereden doğmuş ya? İnsana bakacağım. Seninle Aykut'un alakası yok. Zaten ben bunu gördüğüm için İnsana bakacaksın sen o zaman. Tamam mı? Önce Aykut'la sen kendi insan olacaksın. Yok, alakan. Önce sen kendi insan olacaksın. Karşımdakini de insan görmek istiyorum ama göremedim. Sen var ya eskiden bakalım. Böyle değildin baba. Göremedim. Vallahi değildin. Siz sen yaptın. Evlendikten sayenizde sonra böyle olduk işte. Evlendikten sonra değiştin sen. Sen bıraktın bak ya, sana nasıl kılıma zarar gelsin istemezsin. Ya benim yanımda bir elçi de ona benim, benim bulduğuma çok şey yaptın bir de senin bulduğuna. Ben yapmıyorum ben istemiyorum onu yapmak istemiyorum. Ben sana bulayım kızı o zaman bana de. Ya de ki ben masraflardan kaçıyorum de. Neye kaçacağım? Evlatlıktan reddediyorum de olsun bitsin. Neye kaçacağım masraflardan? Zamanında niye bulmadın oğluna kızı? Zamanında niye bulmadın? Çünkü çulsuzsun. Dinlemedi, çulsuz. Dinlemedi. Çulsuz. Dinlemedim. Kız bulacakmış çulsuz. Sen çok şeyden geldin he. Kız bulacak. Seni bıraksın bana aldığı altınların hepsini Aykut'a verin. Altını da al başına çal le. Seni bıraksın. O altınlar yapıyor? Zaten bizim hakkımızdı seni. Canım benim. Altınmış. O altınlar bizim hakkımızdı. Arsanın biri de benim üstüme bunu bırak o arsayı da sana vereceğim tamam sana mı? Sana ne oluyor ya bırak onu. Gel işte hadi gel hadi. Bırak onu. Gel. Ne, nereye geliyor? Bırak gel hadi. Bankadaki paralar vallahi, da senin olsun lan. Valla eşimle birlikte geliriz o arsadan düşeni de alırız merak etme. Tamam onu bırak hep üstüme ne yaptıysa hepsini sana vereceğim hadi. Ya senden bir şey isteyelim. O da burada vereceğim onun elini bırak burada vermezsen ya ben bak benim parada bulduk. Aykut'a vereceğim nazarı bıraksın bu benim üstüme ne yaptıysa. Bak bak abla olacak sözde abla olacak. Hadi. Sözde abla olacak. Hadi. O benim parada bunda gözüm yok. Ben de onu kardeş olarak görmüyorum. Benim parada bunda gözüm yok. Ne zaman senden ayrıldı o zaman benim kardeşim. Sen de ben benim o zaman usulüyle, oğlan. Usulüyle aman, gideceğiz. Aman. Eşimi babasından isteyeceğiz. Düğünse düğün, altınsa altın. Sonra hiçbir şey istemiyorum ben sizden. Paşa paşa yapacağım. Ama bu da zaten senin boynunun borcu, borcu. Ama Aykut baban dedi ki oraya gidersen beni unut dedi. Evet. Ya abla hep yokuşa sürüyorlar ya. Yokuş değil oğlum. Ne yokuşa sürüyorsunuz? Ya sen yokuş görmemişsin ya. Ya babacığım bırak adamın gönlünü yapalım bari ya. Sonra da gelelim senin gönlünü yapalım. Ben olmayan gönlünün neyini yapacağım? Adam istemiyorum diyor daha gönlünü yapayım diyor ya. Ya isteyecek niye istemiyor ya? Bir kere kapısına gitmedik ki istesin adam. Tamam bir bırak bir gidelim bir elini öpelim. Tanımıyor seni. Daha elini öpeyim diyor arkadaş ya ben mi anlatamıyorum? Ama o da haklı olarak. O kadar mı dik başlı oldun oğlum sen ya? Ya abla ben de diyorum tamam onun el, senin elini de öptürürüm. Niye öptürürüm? Oğlum, bir kere erkek, güzel bir kelime çıksın erkeğin, abi. Önce erkeğin eşi erkeğin babasının yanına gelir. Kayınbabanın yanına gidemezsin. Önce benim yanıma geleceksiniz benim elimi öpmeye. Haklı o da istemiyor. Bey burada. Demet al mikrofonu. Tamam.
Ondan sonra kayınbabanın yanına gideceksin. Kesinlikle Sinan Bey'e hak veriyorum. Gerçekten doğru. Önce Nazar'ın Sinan Bey'e saygılı bir şekilde davranması gerekiyor. Aynen. Elini öpün ki ondan sonra Hasan Bey'in yanına gidin bence. Aynen. Tamam Zemra, babamın elini de öperiz. Niye öpmeyelim? Bence de çok haklı. Çünkü Nazar oraya gelin geldi. Kayınpederine önce saygı göstermeli, elini öpmeli. Daha sonra da babasının evine gidebilirler. Evet. Ayşe... Ben Sinan Bey'e hak vermiyorum. Sinan Bey bahane ediyor el öpmeyi. Sen babalık yapmadın ki. Sen Nazar'ı gelin diye kabul etmiyorsun. Aynen. Niye sadece elini öpsün senin? Sen bugüne kadar Aykut için ne yaptın? Sen bugüne kadar Aykut için bir birikim mi yaptın? Aykut'a, Nazar'a bir bilezik mi taktın senin elini öpsün? Abla, parayla iman gizlidir. Yap madem. Ben de var diyorum. Bıraksın Ayşe'ye gelsin. Bak, var kavga diyorum etme ayol. Kavga etme. Sinirlenme. Ben de var. Efendim Şükran. Ben Sinan Bey'e katılmıyorum. Hasan Bey haklı burada. Hı. Bence öncelikle gidip bir isteseydiniz kızı. Ondan sonra abi, her şey yoluna girerdi. Siz herhalde yanlış duyuyorsunuz ya. Kaçmışlar diyorum. İstemeye fırsat bırakmamışlar. Ama ne şu anda ya? Yapabilirsiniz Sinan Bey. Gidebilirler. Ya onun kızı zaten ben istemiyor. Sevmiyor. Adam yerine koymuyor. Ya siz bir deneyin, bir yüzüğünüzü şeyinizi alın, çikolatanızı, çiçeğinizi aynen alın, bir gidin bakalım. Hangi ağzıyla yiyecek çikolatayı? Ya Allah, onun yemesi önemli değil. Sinan Bey hadi Nazar'la ilgili diyor, beni saymıyor, saygısız davranıyor diye Nazar'la ilgili konuşuyor. Ama Seda Hanım gitseler Hasan ablacığım, Bey de o kadar katı değil. Gitmekten önce bir sakin. Ben Aykut'a ne yaptığınızı değil de Aykut benim yanımdayken daha söylesin. Benim iç çamaşırına kadar, çorabına kadar elimle yıkadım, elimle. Baş. Elimle yıkadım. Baş. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Anasına sahip çıksaydım da. Kes. Anası yok onun. Kes. Anası da benim, babası da benim onun. Belli. Belli. Sen ne ilgi biliyorsun Aykut'un değil mi? Analık yaptın. Ne sahipleniyorsun? Olur. Efendim benim öyle verecek oğlum yok kimseye. Sedam tamam, şimdi Aykut'la Nazar bir yola çıkmışlar. Ama oğlan tarafı olarak gidip kız tarafına arayı bulmaya çalışması gerekiyordu Sinan Bey. Sinan Bey diyor ki ben saygıyı hak ediyorum. Bana ve eşime saygı duymadıkları müddetçe bu iş olmaz diyor. Ondan değil. Hayır, kendisi bu... baba olamadığı için istemeye de yüzü yok. Çünkü baba olamamış ki. Baba olmadığı için de kız isteyemiyor. İşte... Baba bir erkeğin babası varsa o istemeye gider. İçin. Ama senin yine... baban da istemiyor beni, sen de istemiyor beni. Benim baban istiyordu. Ne istiyordu? Senin gibi olduğu için sen onu fitliyorsun, o seni fitliyor. Ama ben de senin ne elini öperim, ne de seni kayınbaba olarak görürüm. Zaten yok ki benim. Göremiyorum zaten, sen benim eniştemsin. Eniştem de değerim, git eniştem de değerim, hiçbir şey değerim. Gerçi o da benim ablam olmadığı için. Şimdi Nazar'ın konuşmalarını yadırgıyoruz ama... Şimdi enişte baldızlardı ya, arada başka türlü bir diyalog vardı. Şimdi kayınpeder gelin şeyine giremediler bir türlü. Anladınız mı? Ben de şaşırıyorum olanlara. Ama önceki diyaloglar böyleymiş. Enişte baldız. Evet. Baldızını seven bir enişte varmış. Sonra lafım çiğnendi, neden böyle oldu diye sinirlenmiş ve durum bu hale gelmiş. Evet, o da Nazar da ölçüyü kaçırmış. Anladınız mı? Ama önce çok iyi anlaşan bir enişte baldız varmış. Efendim Nurhan. Sinan Bey üstüne düşeni yapsaydı, Sinan Bey kızmayın lütfen. Üstünüze düşeni yapsaydınız çocuklara daha böyle babacan, daha sevgili. Siz affetseydiniz Hasan Bey baştan affedecekti.